Bu videoda asit reflü şikayetiniz varsa bilmeniz gereken en önemli şeylerden bahsetmek istiyorum. Burada mideyi gösteren bir diyagram var. Biri üst kısımda, diğeri de alt kısımda olmak üzere midenin iki kapakçığı bulunmaktadır. Üst kısımdaki kapak asit ve gıdanın yemek borusundan geri akışını engeller. Alttaki kapakçık ise mideden ince bağırsağa giden gıdanın yanı sıra gıda ve safranın mideye geri akmasını da kontrol eder. Her iki kapakçıkta sfinkter kaslarıdır. Otonom sinir sistemi tarafından kontrol edilen dairesel bir kas gibidirler. Kas kontrolü bir tür kademeli kasılma. Tamamen açılıncaya kadar kademeli bir gevşemeden ibarettir. Bu kapakçıklarla ilgili sorunumuz şudur ki, eğer yanlış zamanda açılırlarsa veya yanlış zamanda kapanırlarsa, asit ve safranın yanlış yere akmaları gibi büyük bir problemimiz olabilir. Bu kapakçıklar otonom sinir sistemi tarafından kontrol edildikleri için bu stresten oldukça etkilendikleri anlamına gelir. Bu nedenle asit reflü, mide ekşimesi gibi stresten etkilenebilecek pek çok sindirim sorunu vardır ve liste uzayıp gider. Bu nedenle asit reflüsü ve çok fazla stresten müzdaripseniz iyileşmeye başlamadan önce bu stresi azaltmak için bir şeyler yapmanız gerekecektir. Sifinkter kasları kontrol eden diğer şey kalsiyumdur. Kalsiyumun kas kasılma işlevi vardır. Böylece bu sifinkterleri kapatmaya yardımcı olur. Ancak çoğu zaman insanlar kalsiyumu kontrol eden vitaminden yoksundur. Burada D vitamininden bahsediyorum. D vitamini eksikliğiniz varsa yeterli kalsiyumunuz olmaz ve kapakçık tam olarak kapanmaz. Bu arada D vitamini vücutta kortizol gibi davranır ve stres kontrolüyle çok ilgisi vardır. D vitamini almak aslında stresi azaltmaya ve doğrudan kendi işlevi sayesinde kapakçığın kapanmasına yardımcı olabilir. Üstteki kapakçığın mideyi yanlış zamanda açmasının diğer bir nedeni de midenizde yeterince hidroklorik asit bulunmamasıdır. Görünüşe göre bu kapakçıkta hidroklorik asit için alıcılar veya sensörler yer alır. Böylece tam bir sindirim elde edebilmeniz için yiyeceklerin gelmesi, üst kapakçığın kapanması ve asidin artması işlemlerinin senkronize halde olması gerekmektedir. Yani yeterli hidroklorik asidiniz yoksa veya midenizdeki asit yeterince asidik değilse üst kapakçık kapanmayabilir. Bu da kusma etkisine neden olabilir. Peki hidroklorik asit eksikliğine ne sebep olabilir? Birincisi, düşük tuz tüketildiğinde oluşan düşük klorür seviyesidir. Dolayısıyla, düşük tuzlu bir diyet uyguluyorsanız veya yeterince deniz tuzu yemiyorsanız, bu yüzden yeterince hidroklorik asit almamış olabilirsiniz. Ayrıca hidroklorik asit üretimi de potasyum gerektirir. Böylece hidroklorik asit üretmek için yapı taşları olarak bu elektrolitlere ihtiyacımız vardır. Düşük hidroklorik asidin bir başka önemli nedeni ilaca bağlı klorohidrat eksikliğidir. Bu özellikle proton pompası inhibitörleri gibi anti asitlerin neden olduğu mide asidindeki azalmadır. Durumu gerçekten ağırlaştırabilecek besinler de vardır. Glüten, tahıllar, şeker ve tabii ki alkol. Soya fasulyesi yağı, kanola yağı, mısır yağı, pamuk tohumu yağı gibi yağların tümünde olduğu gibi omega-6 yağ asitleri tüm işlenmiş gıdalar ve hazır yiyeceklerde olumsuz bir etki yaratır. Bunlar sadece kapakçıkların açılıp kapanmasını bozmakla kalmaz, aynı zamanda hidroklorik asit üretimini de bozabilirler. Öncelikle hidroklorik asidin öneminden bahsedelim. Birincisi, bağırsak hormonlarındaki rolü Pankreas ve ince bağırsağın kendisi tarafından salgılanan, sindirim ve ince bağırsakta yer alan çeşitli hormonlara sahipsiniz. Bu hormonlar hidroklorik asit olmadan çalışamazlar. Sindirim sisteminin üst kısmında bulunan birçok enzim belirli bir pH ile aktive olur. Hidroklorik asit bir asit olduğundan bu enzimleri çalışır hale getirir. 2 numara hidroklorik asit folik asit ve B12'yi emilime uygun hale getirir. 3 numara hidroklorik asit mineral emilimine yardımcı olur. Yani kalsiyum, magnezyum, potasyum, çinko ve demirden bahsediyorum. Peki 4 numara hidroklorik asit ayrıca B12 emilimi için gerekli olan içsel faktör için de gereklidir. Bu da B12 vitamini emilimi için başka bir mekanizmadır. Yeterli B12 vitamininiz yoksa birçok sinir sorunu ve sinir hasarından dolayı çok fazla ağrı yaşarsınız. Bir sonraki hidroklorik asit ince bağırsak bakterilerinin aşırı büyümesi olan SIBO hastalığını önlemede hayati önem taşır. Bu bakterilerin ince bağırsakta büyümesini önlemek içindir. Çünkü ince bağırsak bakterilerin büyümesi için yanlış bir yerdir. Bakterilerin kalın bağırsakta büyümesini istiyoruz. İnce bağırsakta değil. Bu yüzden hidroklorik asit olmadan SIBO'ya yakalanabilirsiniz. Hidroklorik asit, mideden geçen patojenlerin ve mikropların vücuda girmesini önlemede hayati öneme sahiptir. Bu nedenle gıdalarımızdaki zararlı bakterileri ve mantar virüslerini öldürmek için bu hidroklorik aside ihtiyacımız vardır. Ayrıca hidroklorik asit gıda alerjilerini önlemede de hayati önem taşır. Çünkü bu proteini tükettiğimizde hepsinin amino asitlere ayrılmasını istiyoruz. Yani tamamen parçalanmazlarsa bağışıklık sisteminiz onlara aşırı tepki verebilir ve alerji geliştirebilirsiniz. Şimdi de midenin alt kısmındaki kapakçıktan kısaca bahsedelim. Bu kapak, safranın mideye ve daha sonra yemek borusuna geri yükselmesini önlemede çok önemlidir. Safra, tıpkı hidroklorik asit gibi yemek borusunu tahriş edebilir. Yapısı bir deterjan gibi olduğundan mukus tabakasını parçalayabilir ve çok fazla ağrı ile tahrişe neden olabilir. Bunun gerçekleşmesi için 3 ana suçlu veya sorun vardır. 1 numara aşırı karın yağı. Eğer çok fazla iç organ yağınız varsa tüm bu yağlar o bölgeye baskı uygulayabilir ve safranın mideye geri dönmesine neden olabilir. İkincisi mide fıtığı. Bununla ilgili daha fazla bilgi isteyenler aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Böylece bu durumda yardımcı olacak gerçekten basit bir teknikle ilgili bir video hazırlayabiliriz. Son olarak safra kesesi probleminiz, safra çamurunuz ve hatta safra taşlarınız varsa bunlar safra akışını engellerler. Bu da sistemde safranın depolanmasına neden olur. Bunun çözümü saf safra tozu kullanmaktır. Asit reflünüz varsa yapmanız gereken en önemli şeyler nelerdir? Birincisi betain hidroklorür almaya başlamanızı tavsiye ederim. Betain hidroklorür iyi bir asit reflü ilacı içerir. Midenizdeki asit konsantrasyonunu artıracaktır. Betain hidroklorür alan birçok insanın yaptığı hata, bir veya iki tabletin bir öğünde yaşanan reflü sorununu çözeceğini düşünmeleridir. Genellikle bundan çok daha fazlasına ihtiyaç duyarlar. Belki bir öğünle birlikte özellikle başlangıçta 5-8 tablet almaları gerekebilir. Onu yemekten hemen önce almalısınız. Göreceksiniz ki yiyeceklerinizin sindirimini büyük ölçüde artıracak ve yemek borunuza gelen asitleri azaltacaktır. Ayrıca elma sirkesini de buna eklemek çok ama çok önemlidir. İkisini birleştirirseniz büyük ölçüde bir rahatlama hissedeceksiniz. Betain hidroklorür ile elma sirkesi alıyorsanız ve bu durumda kendinizi daha kötü hissediyorsanız, sorun şiddetleniyorsa bu ülser veya gastrit olduğunuz anlamına gelebilir. Bu durumda eylem planınızı değiştirip klorofil veya bazı organik ham buğday çimi suyu tozu almaya başlamanız gerekir. Bunlar yemek borusu ve midedeki tahrişi iyileştirmeye yardımcı olabilir. Lahana, asit reflüsünü tedavi etmek için en iyi sebzelerden ve hatta yiyeceklerden biridir. Her çeşit lahana ve hatta lahana turşusu tüketmenizi öneririm. Bunu aklınızın bir köşesine yazın. 3 numara. Bu çok önemlidir. Stresinizi azaltın. Stresinizi azaltmak için elinizden geleni yapın. Bunun nasıl yapılacağına dair kanalımda birçok video bulunuyor. 4 numara. Aralıklı oruç. Altı küçük öğün yiyorsanız veya daha sık yiyorsanız neler olduğunu bir düşünün. Tüm sindirim sisteminizi yoruyorsunuz. Aralıklı oruç tutmak ve daha az sıklıkta yemek yemek, özellikle günde iki öğün hatta bir öğün yemek yiyebiliyorsanız bu asit reflünüzü büyük ölçüde iyileştirecektir. Neden mi? Çünkü bu şekilde sindirim sisteminize sıfırlanma, iyileşme ve çok çalışmama şansı verirsiniz. 5 numara D vitamini. Bunun asit geri akışını önlemesinde çok önemli olduğundan daha önce bahsetmiştim. 6 numara L-karnosin formunda çinko. Sadece ülser ve gastrit için faydalı olmakla kalmaz. Aynı zamanda gastroözofageal reflü ve asit reflü için de faydalıdır. Aslında çinko L-karnosin tüm sindirim sisteminde iltihaplı olan her şey için harikadır. 7 numara çok iyi bir probiyotik kullanmaktır. Çünkü eğer sindirim sisteminizin alt kısmında sindirime yardımcı olan mikroplar varsa, bu mikroplar sindirim sisteminizin üst kısmındaki stresi ve baskıyı önemli ölçüde azaltır. Çünkü tüm sistem birbiriyle bağlantılıdır. Pekala. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hey, gitmeden önce. Videolarımızdan herhangi biri işinize yaradıysa başarı hikayenizi duymak isterim. Lütfen aşağıda, yorumlarda bizimle paylaşın.